Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Az Gemçeri kanalından Gökhan. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dream League Soccer'da Over Challenge'ımıza devam ediyoruz. Bugün 80'lik oyuncularla mücadelemiz olacak. Rakibimiz Küresel Mücadele Kupası yarı finalindeki Real Sociedad olacak. 4 yıldıza 5 yıldız. Zaten iyi bir kadromuz var ama 80'lik kadrolarla beraber muhtemelen 4'e düşer. Arkadaşlar ikinci kanalım olan Az Gemçeri 2 kanalına ve kardeşimin kanalı olan Ayaz Tuber kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tamamen istediğiniz şekilde videolar atmaya çalışıyoruz. Destek olursanız bizi çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ediyorum ve kadromuza geçelim hemen. 80'lik kaleciyle başlayacağız. Şimdi şunu şu şekilde yaptıktan sonra 80'lik kaleci kimi alayım arkadaşlar? Burada Fernando Muslera var. Açıkçası Fernando Muslera'yı almak istiyorum ama bilmiyorum kimi alsam ki arkadaşlar buradan aslında en yakışıklı kadroda kullanmıştım. Ben buradan o yüzden Fernando Muslera'yı kullanmayacağım. Kimi alsam diye düşünüyorum. Sergio Rico mu olsun? Stiman'dan da mı olsun? Bakalım 78-78 aslında hepsi birbirine yakın. Buradan Kasper Schmeichel'da aslında fena değil. Danimarkalı ama uzun boylu kaleci Sergio Rico'yu alalım. Defans kısmına geçelim. Defans kısmını da RB, LB ve CB 2 tane olmak üzere oyuncular alacağız. Bakalım Marcos Alonso benim favorim arkadaşlar. Mutlaka alırım. RB pozisyonuna kim alayım? Liechtensteiner var. Onun dışında Danilo var. Danilo'yu çok beğenmiyorum arkadaşlar. Sizin düşüncenizi bilmiyorum ama ben Danilo'yu çok beğenen bir oyuncu değilim. Juan Fran var arkadaşlar. Aslında Juan Fran alınabilir. Ben buradan Juan Fran'a mı alsam? Bilmiyorum. Biraz düşünmem lazım açıkçası. Liechtensteiner fena durmuyor. Çok karar veremedim arkadaşlar. Ben o yüzden buradan Liechtensteiner alayım. Juventus'tan olsun bari. Tottenham'dan kimi alsam? Danny Rose var, Alderweireld var. İkisini de mi almasam ya? Enkulu var Liverpool'dan. Marquinhos'u alayım. Marquinhos'u severim. Bir de CB pozisyonunda Konstantinos Manolas. Bir tane de Yunan olsun. Devam edelim. Üçlü orta saha. Şimdi arkadaşlar Francisco Fernando Galatasaray'dan da bildiğiniz Fernando. Onu alacağım. Wesley Schneider'ı alacağım. Gökhan Ünder'i alacağım. Bence tam uyumlu oldu. Ligimizde eskiden top koşturan ve şu an top koşturan oyunculardan oluşan bir kadro. Forvet'e 80'li forvetler var. VF pozisyonunda bir kez Memphis Depay olsun. Depay mı olsun, Şarabi mi olsun, 77 şutu var. Daha iyi şutu olan var mı bakıyorum. UEFA pozisyonunda aslında Carlos Vela. Onu çapraza alacağım, sağ çapraza. Şuraya da Memphis Depay'ı alayım sağ ayaklı olduğu için. Forvet'i kim alayım düşüneceğim. Xavier Hernandez var. Chicharito yani. Nikola Kalinic Milan'dan. Aslında Kalinic'i alasım geliyor, bakacağım. Ben buradan Balotelli Reis'i açıkçası almak istiyorum. Bu daha iyi oldu gibi. 80 overlık oyuncular kadromuz. Gerçekten güzel olacak. Formaları bu arada değiştim. Muhammed Salah da bu arada bende. Şu şekilde kadromuzu hemen sizlerle birlikte oluşturalım da. Bir dakika ya. Bir dakika. Farklı bir şey deneyeceğim buradan. Bakalım. CM, CM, CM. Tamam. Şu şekilde oynamak istiyorum. Carlos Vela'yı şöyle oynatacağım. AM pozisyonda. Aslında Balotelli'yi fazladan mı aldım ya? Ya da Depay'ı fazladan mı aldım bilmiyorum ama. Schneider şöyle oynasın. Mevkisi ora. Şu şekilde açık oynatacağım Depay'ı. Yani Depay biraz daha aslında pozisyon dışı oynuyor ama yapacak bir şey yok. Gökhan İnler'i şöyle alalım. Marquinhos, Alonso. İlk kez böyle bir sistem denediğimi söyleyeyim bu arada. Farklılık olsun diye. Böyle bir şey yapayım dedim. Arkadaşlar 4-3-2 4-3-1-2 dizilimindeki sistemimiz bu şekilde ve attacking oynatacağım. Gerçekten değişik bir sistem olacağını düşünüyorum. Frikikleri tabii ki de Schneider kullansın. Balotelli sağ korner. Sağ korneri kullansın. Wesley Schneider sol korneri kullansın. Penaltıda ise Mario Balotelli'ni kullanması daha uygun. Sesim biraz kötü gelebilir. Nedenini şu şekilde anlatayım arkadaşlar. Pazar günü Galatasaray Konyaspor maçına gitmiştik izlemeye. Üniversitenin kampüsünün içinde arkadaşlar. Orada bağıra 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 takımı destekleyelim derken sesimizden olduk arkadaşlar. 2 gündür halen kısık bir şekilde. Dün daha kötüydü ama bugün gene iyi. O yüzden kendimi çok yormayacağım. Maça başlayalım arkadaşlar. 80'lik kadro gerçekten güzel olacak. Rakip Real Sociedad. Dengimiz elbette değil. Biz daha iyi takımız. Oyuncularımız bu şekilde. Wesley Sneijder. İşte onlarda kim var? Onlarda 4-2-3-1 dizilimi. Gerçekten güzel. Agregate, Oyarzabal falan da filan. Bizde ise Balotelli, Sneijder, Vela. Depay, Fernando, Inler, Liechtensteiner, Alonso, Marquinhos. Diğerini de unuttum ve maça biz başlıyoruz. Başarılar bize Fernando. Pası Memphis Depay, Mario Balotelli, Carlos Vela, Carlos Vela kaleci Rulli.
Maça iyi başladık. Carlos Vela bu arada Real Sociedad'lı. Yani öyle diye biliyorum. Bakalım bu kadromuz iş yapacak mı? İş yapacağını düşünüyorum. Şimdi Carlos Vela çok güzel bir pas. Asla orada asist yapmayı denedim ama gereksiz bir pas oldu diyebilirim. Şimdi pasını aldı. Şimdi buradan asist gelir mi? Mario Balotelli. Abicim ya. Ne yaptın sen Mario Balotelli? Şimdi Rulli. Fernando indirebilecek mi? İndirdi. Harika bir pas Carlos Vela'ya doğru. Carlos Vela. 80'li kadromuzun ilk golü. Carlos Vela. Fernando. Fernando niye 9? İşte Carlos Vela. Buradan ilk golünü çok güzel bir şekilde attı. 1-0 öne geçtik. 80'li kadromuzla iş yapar ve finale adım adım yaklaşıyoruz. Şimdi Wesley Sneijder. Şimdi Balotelli pası. Carlos Vela olmadı. Fernando. Vela. Wesley Sneijder. Ha, muhtemelen topu kaptırırsa basit bir gol atmış olabilirim. Memphis Depay. Şimdi Mario Balotelli 90'dan çıkardı ya kalecileri. Şimdi bir pas. Wesley Sneijder. Akrep vuruşu. Wesley Sneijder'dan ancak golü bulamadım arkadaşlar. Gerçekten biraz rakibi zorlayacak bir orta. Ancak Wesley Sneijder topu üstten dışarı attı arkadaşlar. Gürültü gelirse kusura bakmayın. Her videoda söylüyorum arkadaşlar. Yeni gelen aboneler için bunu söylüyorum özellikle. Şimdi Gökhan İnler pası Carlos Vela'ya. Carlos Vela niye böyle bir şey denir ya? Daha farklı bir şey deniyorduk ama. Bu sistemlerde gol bulmak biraz zor arkadaşlar. Açıkçası bulurum yani. Bulma diye bir kaide yok. Ancak biraz ters bir sistem. Yani benim tercih ettiğim sistem değil. Sadece Wesley Sneijder'i orada AM pozisyonda oynatmak için. Abi nasıl orta açıyor ya bu oyuncu? Dedim ki arkadaşlar sadece Wesley Sneijder'i AM pozisyonda oynatmak için böyle bir taktik denedim. Onun dışında kullandığım bir taktik değil. Bildiğiniz üzere 4-3-3 kullanıyorum. Mario Balotelli kalecinin büyük hatası. Gerçekten çok çok büyük bir hata. İşte Mario Balotelli skor 2-0'a geldi de. Ya kaleci böyle bir hatayı nasıl yapar? Çıktı ve bomboş pozisyonda Mario Balotelli zaten topu kaleye gönderdiği zaman sevindi. Skoru da 2-0'a getirdi Mario Balotelli. Şimdi tekrar Balotelli'ye gelir mi? Geldi. Carlos Vela kaleci. Carlos Vela işte Balotelli kurtar kurtarmaz Vela'ya verdi. Vela güzel vurdu. Top köşeye de gitmiş. Şimdi Wesley Sneijder. Muhteşem ortalardan biri. Manolas vuramadı. Gökhan İnler muhtemelen 3 olur. Oha ya. Abi sen bunu nasıl atamadın? Gökhan İnler bunu nasıl atamadı arkadaşlar? Baksanıza. Kale dibinde. İnanılmaz. Harbiden inanılmaz. Şimdi Rulli muhtemelen ilk yarı biter. Bitirmedi. Bir şans daha verdi. Mario Balotelli. Dönen pozisyon. İnanılmaz bir pozisyon. Ya bunu nasıl kaçar ya? Bunu nasıl becerdim ben? Ya D-pad'in yönünü değiştirmedim ama arkadaşlar şaka gibi sol ayakla vurması gereken oyuncu sağ ayakla vurdu. 2-0 arkadaşlar ama inanılmaz pozisyonlar kaçırdık. Gerçekten şu an şoklardayım. Gökhan İnler, Carlos Vela. Hele Vela'nınki inanılmaz. Kaçmaması gerekiyordu. Balotelli asist getirir. Şimdi Carlos Vela yerde serbest vuruş. Wesley Sneijder. Yerden atmayı deneyeceğim ama yerden top baraja takılacak gibi. Wesley Sneijder üstten dışarıda. Arkadaşlar yerden atmayı deneyecektim ama baraj kurulmadığı için maalesef ya barajı bozamadım. Baraj bozulduğu zaman biliyorsunuz yerden şutlar Bale'e gol oluyor. Şimdi çok güzel bir pas Vela'dan gelmedi. Şimdi Fernando ön alanda baskı. Pası Balotelli. Balotelli. Abicim en çok gol kaçırdığım mücadelelerden bir tanesi. Ya üçlü oyuncularla bakın bomboş. Bomboşa Balotelli'ye baksanıza. Bu maç en az 5-0 biter. Bu arada bunu da söyleyeyim. Ancak daha iyisini yapabilirken niye bu kadar sıkıntılı şu an Balotelli?
Şimdi Gökhan İnler. Wesley Schneider. Güzel pas. Carlos Vela. Carlos Vela vuramadı. Şimdi Gökhan İnler aldı. Bu sefer gol gelir. Gökhan İnler. Skor 3-0. Gökhan İnler'den de bir gol. İşte burada kaptırılan top. Ancak Gökhan İnler gelip ayak işiyle bu sefer 3'ü buldu. Güzel oldu William. Batista. Şimdi Mario Balotelli. Mario Balotelli. 4-0. Balotelli durduramadılar. Dördüncü golü de bulduk. Mario Balotelli ile. İşte Balotelli burada iyi kaymış ayağı ama Mario Balotelli affetmez. Skor 4-0'a gelir. Oya Zabal çıktı. Adnan Januza'ya girdi. Şimdi Wesley Schneider. Balotelli. Balotelli. Wesley Schneider'e. Wesley Schneider uzaklardan vurdu kaleciye. Şimdi Gökhan İnler orta açarsa gol gelir. Gökhan İnler. Balotelli. Çok güzel bir gol. 5-0 oldu. Biraz önce söylemiştim. Bu maç en az 5-0 biter diye. 5. golü de çok geçmeden bulduk. İşte burada topu kaptık. Ortamızı açtık. Kalecinin çok çok büyük hatası. Balotelli skoru 5-0'a getirdi. Ki rahatladık da arkadaşlar. Gerçekten güzel bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Şimdi Battista Agüero Getke mi nedir ya? Onun ismini çok okuyamıyorum. Şimdi Gökhan İnler. Wesley Schneider'e gol attırabilecek miyim? Carlos Vela. Carlos Vela. Carlos Vela. Gene Balotelli'ye olmadı. Şimdi Liechtenstein'er. Gelmedi. Liechtenstein'er de ismini de bugün ilk kez okudum zannedersem. Zaten defansa top gelmediği için. Şimdi Vela. Wesley Schneider. Umarım topu kapar. Wesley'den de gol atmak istiyorum. Wesley Schneider. Wesley Schneider. Wesley Schneider. Arkadaşlar Gafara'da da iyi gol atıyor Wesley Schneider Katar Ligi'nde. Ama burada bize önemli olan burada atması gerçekten güzel bir ayak içi mi? Evet arkadaşlar güzel bir ayak içi skor 6'da geldi. Muhtemelen bir tane daha atmayı düşünüyorum. William Oza çıktı. Carlos Martinez girdi. Şimdi Mario Balotelli. Mario Balotelli. Maalesef. Şimdi Wesley Schneider gol gelir. Wesley Schneider. 7-0. İşte Wesley Schneider skor 7-0'a geldi. Sergio Rico'nun gol sevinci. Wesley Schneider şov. Balotelli kaptırdı. Ancak Wesley Schneider orada baskıyı oluşturup aldı. 10 numaralı alnına kıyıla topu ağlara gönderdi ki Dreaming Soccer gerçekten çok kolay arkadaşlar. FIFA yakında gelecek. FIFA'da St. Patrick's'da etkinliğini bekliyorum. Şimdi Liechtenstein'er. Gökhan. Gökhan. Vela. Şimdi Balotelli. Taç atışını kullanacağız. Maçın bitmesini istiyorum arkadaşlar. O yüzden böyle göndereceğim. Ve bitti arkadaşlar. 7-0'lık galibiyet. Maçın adı Mario Balotelli. 80 overlık challenge'ımız da burada. Sona erdi. Oo, Barcelona finali. Gerçekten efsane olacak. Ve Milan'la arkadaşlar bu arada çok fazla oyuna girişik yaptığım için size bunu göstereceğim. Hemen lige girelim. Tablo diyeceğim. Fikstür sonuçları. Aa, niye kendi takımınkini göremiyorum ki? Bir saniye. Görmem lazım diye. Ha. Sonuçlar. Arkadaşlar bakın size girişikleri göstereyim. Bakın. Şurada yaptım. IS Game Trash maçında girişik yaptım. Mağlup ayrıldım. Sadece o değil arkadaşlar. Bakın Villarreal'e karşı girişik yaptım. 7-4 yenildim. 4-0 öndeyken girişik yaptığınız zaman yeniliyorsunuz. Burada Everton'a karşı gene aynı şekilde. Dediğim gibi arkadaşlar girişik yaptım ve sezon finali niteliğindeki bir mücadele Milan'a karşı. Milan mı ben mi üstüne çıkacağım? Gerçekten heyecanla bekliyoruz. Muhtemelen ben çıkarım. Üçüncü de bildiğim kadarıyla çıkıyor arkadaşlar. O finalde izlemeyi mutlaka unutmayın. Yani videosu gelecek yakında arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.